Los Angeles Auto Show'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz 2022 model Honda Pickup'ı, Ridgeline'ı inceliyoruz. Aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Oldukça minimal bir ön dizayna sahip. Mat siyah renkte ön ızgara ama fonksiyonel, devasa büyüklükte bir Honda logosu var. Alt kısma doğru geldiğimizde yine mat siyah rengi görüyoruz. Bu aracı mesela off-road'a götürdüğünüzde çizikleri belli etmeyecektir. Hemen yan kısımda fonksiyonel bir vent. Ön farlar LED. Gündüz farı da yarım C şekli de yerleştirilmiş. Gayet güzel duruyor. Şöyle aracın yan kısmına doğru geçelim. Aracın Amerika fiyatı 36 bin dolardan başlıyor. Bu aracın fiyatı da şöyle bu kısma bir fiyat etiketi koymuşlar. 42 bin dolar eklenen paketlerle birlikte. HDP Honda'nın Performance Development Departmanı. Gördüğünüz gibi aracın jantları da gerçekten çok güzel duruyor. 18 inçlik jantlar. Lastikler ise 275 genişlikte, yan cephesi ise 60'lık. Araç 3.5 litre, 6 silindir, 280 beygir gücünde. Çekiş gücü ise 5000 pound ve 4 çeker araç. Şöyle aracın arka kısmına doğru ilerleyeceğim. Yatak kısmı da oldukça büyük gördüğünüz gibi. Şöyle açayım. Gayet iyi. Işıklar da bulunuyor. Bu kısma kancalar da eklenmiş. Gayet güzel. Bu kısımda bir Honda logosu. Aracın modeli Ridgeline. Egzoz çıkışları, çift egzozlar. Çekici kancası hemen bu kısımda. HDP, tabii ki Honda'nın performansı. Şöyle arka koltukları bir çekelim. İç kısma eşyaları koymuşlar ama şöyle çekersem gördüğünüz gibi çok da bir mesafe yok. Ön koltuğu da kendi boyuma göre ayarladım. Gördüğünüz gibi gayet dar arka kısmı. Kapı paneline baktığımızda bir adet içeceklik yer var. Oldukça sade. Bu kısımlar deri, plastik. Alt kısımlar da plastik ama çift rengi güzel durmuş. Şöyle ön kısma doğru geçelim. Arka kapı paneliyle hemen hemen aynı. Oldukça uzun bir kapı paneli. Sunroof da bulunuyor araçta. Şöyle aracın iç kısmına doğru geçelim. Çok küçük bir dijital ekran var orta kısımda. Biraz karanlık, umarım görebiliyorsunuzdur. Sol kısımda hemen RPM'i görüyoruz. Gayet iyi. Küçük bir de ortada ekran var. Ve dokunmatik iki adet klima fanı. Alt kısma geldiğimizde klima ayarları, bu kısımda bir dijital göstergesi de bulunuyor. Gayet iyi. Isıtmalı koltuklar, maalesef soğutmalı koltuklar yok. 12 voltluk şarj yeri ve bir adet de USB girişi var. Wireless olarak telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Bu kısımda bir depo yeri de eklenmiş, çok küçük. Vites kolu yok. Tuşlardan hepsi kontrol ediliyor. 2 adet içeceklik yer. Gördüğünüz gibi bu araç satışta değil yazıyor ama satış etiketi var. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir depolama yeri. Bu kısımda da 12 voltluk şarj yeri ve bir adet de USB girişi mevcut. Biraz karanlık, umarım görebiliyorsunuzdur. Sunroofu tekrar kapatayım. Gayet standart bir iç dizayna sahip. Torpido kısmı da ideal büyüklükte. Direksiyonda Honda'lardan alıştığımız ince bir
direksiyon, ısıtmalı direksiyon mevcut. Sol kısımda da yine ayar tuşları, eko sürüş düğmesi kısmı yerleştirilmiş. Kısımlar da plastik. Bu kısmın en azından deri olması daha iyi dururdu. Ama farklı iki renk verilmesi de fena durmamış bu araçta. Kısa inceleme videosunu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.